Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima'allamtena ve zidna ilma. Allahümme arina al-haqqa haqqan ve arzukna attiba'a ve arina al-batila batilan ve arzukna ajtinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarının hayatını okuyuşdagi navbatdagi dersimiz Abu Huzayfa'nın mavlosi Salim radıyallahu anhu aklımız ve kalbimiz bilan eşitmemiz kerak bo'lgan nasihat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları İslam'ın dünyanın garbı şarkı yayıştı. Nimalara bilen? Kılıç bilen mi? Yok buradalar. İslami ölçülerini özlerine hayatlarında tatbik kılıçlıları bilen. Mana şu nerse bilen, amel kılıçlığı bilen, tatbik kılıçlığı bilen, onların kelimesi âli oldu. Hazır günde yaşayken Müslümanlarını adadı 1 milyardtan arttık. 1 milyardtan arttık Müslüman var. Lekin bunların kelimesi âli emas. Dünya meydanında bunların yapını kadir kıymeti yok. Yani kimdir? Allah Ta'ala onlarca bir gün vadesini amal yaşını verdi. Onlarını galip kıldı. Yerde aziz mükerrem kıldı. Yani biz gekegen de vadesini başarmadı. Degen hayal gibi barışı mümkün. Bunu adam geytemiz ki Allah'ın namı yutukum attımastan özümüz yakar edik. Biz yaşayken muhut, biz yaşayken davır, biz özümüz gidip kabul kıyan düşüncelerimiz, turmuş tarzımız, ana şu sahabalarını gidip mı yok mu? Kaç anı ki bizi turmuş tarzımız, düşüncelerimiz, ölçülerimiz, fikirlerimiz, sahabalar gidip kabul oladı, Allah Teala siz bilen bizden hem kelimemizi ağlayı kıladı. Siz bilen bizden bir yerde aziz mükerrem kıladı. İslam var, Müslümanlar var, fakat bu şekil. Marasımlar var, kılınırken ibadetleri görünüşü var ama içi boş. Namaz okup çıkamız, çıkarken birbirimizi kop almamalı. Namaz okup çıktı ya hazır. Doğru mu? Bizi kelimemiz alayım olsun miydi? Abu Huzayfa'nın mevlası Salim radıyallahu anhu. O kişinin basıp ötken ilmi mertebesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerde biri de sahabaları geçindeydi dediler. Hudul Kur'an'a an arba'atin. Tilavaten ve fahmen ve ahkamen ve dirasaten ve ma'rifeten ve dirayeten. Kur'an'ı fahm, ahkam, dirasat, ma'rifet ve dirayet cihatıdan tör kişiden alınlar, ürgeniler. Kimlere de olar? Abdullah ibn Mas'ud'dan, Abu Huzayfa'nın mevlası Salim'den, Ubay ibn Ka'b'dan ve Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu mecmain. Mana şu dört kişini peygamberimiz sahabalar mana şu dört kişiden Kur'an öğrenişlikke büyürdüler. Elbette bu dört sahaba için ülken mertebe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki zat onların Kur'an'ı doğru ekenliği, onlardan öğrenişlik kere ekenliğini sahabalar yedmaktalar. Elbette bu ulu manzilat mertebeydi. Ana şu bahtli insanlardan bittesi Abu Huzayfa'nın mevlası Salim radıyallahu anhu. Kureyş'ni mana men degen zodagonlari, mana men degen asıl zodalarini mana şu kuldan çıkan, mavlolardan bo'lgan Salim radıyallahu anhu'dan Kur'an o'rganishligini Peygamberimiz amr kıldılar. Mana ko'ring-da, Peygamberimiz sahabalarını sallallahu aleyhi ve sellem qanday bir ölçü bilan, qanday bir tushunchalar bilan tarbiya qilganlar. Sizler nasıl nasabiyle balat, bunaqalar bilan oturmayalar demeganlar. Sizler de pulular köp, bu bilan oturmayalar demeganlar. Kişinin kadir kıymeti buradalar. Kişinin kadir kıymeti İslam'da ilmi bilen, ameli bilen, takvası bilen buladı. Sizden Müslüman, uyan Müslüman. Sizden ilimli rak, sizden göre bağımlı rak, sizden göre takvalı rak mı? Şu adam sizden balat. Kaytara ve temel. İlimli rak, amelli rak, takvalı rak mı? Millet kanaka bosayam. İçtimai, tutken, mavkaya kanaka bosayam. Pulu kandı buluştan katilizler, sizden balat. Eğer şu ölçü abilen birbirimiz bu hal ediyen bu buradalar, inşallah biz hem kelimemiz alayıp oladı. Ama biz ölçü alanımız münakamaz.
kiyimiga qaraymiz, mashinasiga qaraymiz mingan, uyiga qaraymiz, kirish topishiga qaraymiz. Biz o'lchalarimiz shu. Bularni qaranglar, quldan chiqqan Solim roziyallohu anhuga shogird bo'linglar deb sahobalarni Rasululloh buyuryaptilar. Birodar, siz bilan bizni ilmimiz yuksaltiradi. Yodlagan Qur'onimiz yuksaltiradi. İffatimiz, ahlakımız yükseltiradı. Takvayımız, istikametimiz yükseltiradı. İslami ölçüler bilen ömrümüz ötküseyi bana şu nasıl bizi yükseltiradı. Ebu Huzeyfe'nin mevlası Salim raziyallahu anh'u kimidi? Ebu Huzeyfe bilesiler raziyallahu anh'u Kureyş'nin en uluğ kişilerden bugün Utba İbn-i Rabia'nın oğluydu. Utba, bana şu Kureyş kabilesine rahbar buluşluk davası bana yürüyen Kureyş'nin uluğlarından idi. Mana endi Utubadan keyin uni o'rnini Abu Huzayfa egallashligi kerak. Nasl nasab jihatdan, moli dunyo jihatidan Abu Huzayfa roziyallohu anhu Qurayshning eng peshqadam kishilaridan bo'lgan. Mana endi uni qo'lidagi Solim. Tabanni oyatlari nozil bo'lmasdan turib, Abu Huzayfa Solimni ozod qilib o'ziga o'g'il qilib olgan edi. Solim ibn Abi Huzayfa deb chaqirishar edi. Ammo qachonki tabanni oyatlari nozil bo'ldi, shundan keyin Abu Huzayfaning mavlosi Solim deb chaqirishadigan bo'ldi. Bu ozod qilingan qul o'zining otasini kimligini bilmas edi. Chunki qul bozorga kelib sotilgan, sotgan odam ham bilmaydi otasini kimligini, olgan odam ham bilmaydi, otasi kimligi bilinmas edi. Kimga nisbat qilinadi? Uni ozod qilgan Abu Huzayfaga. Solim Abu Huzayfaning mavlosi. Solim roziyallohu anhuning asli Forsdan edi. Fors mamlakatidan edi, Istahor degan shahridan. Ma'lumilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramadan Madinaga munavvaraga hijrat qilishliklaridan avval sahobalar hijrat qilib ketishgan, kim imkoniyati bo'lsa chiqib ketgan va Quboga borib turishgan. Rasululloh kelgunga qadar sahobalar necha kun Quboda turishgan bo'lsa, Solim roziyallohu anhu ularga imomlik qilgan. Yana qaytarib aytamiz. Manaman degan kibor sahobalar, zodagon sahobalar turib İmamlik kimi kurada bugün eken? Salim raziyallahu anh'u. Yani kaytara vaytemiz. Ularda sahabalarını raziyallahu anh'u mecmain. Oralardaki ölçü ilim, amel, takva bugün eken. Keçelerini burada Salim raziyallahu anh'u Mescid-i Nebevi'de. Kur'an tilavat kılıp oturgenliğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e eşitip kaldılar. Ve ettiler ki Elhamdülillah Ellezî ce'ale fi ummeti mitlek. Allohga hamdlar bo'lsin. Ummatim ichida senga o'xshaganini bor qilgan. Ummatim orasida senga o'xshaganini bor qilgan Allohga hamd salovat bo'lsin dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Albatta bu Rasulullohning aytgan bu hadislari Solim roziyallohu anhuning ilmda peshqadamligi, ixlosi, taqvosi sababligida va Rasulullohning unga bo'lgan muhabbatidan aytilgan edi. Solim roziyallohu anhuni sahobalar aytishar edi. Solim solih insonlardan. Kim maqtayapti o kishini? Kimlar maqtayapti? Sahobalar. Solim oramizdagi solih insonlardan. Kishini qanday inson ekanligini bilib olishlik mumkin. Yonidagi odamlarning kimligiga qarab. Bir kishini qadr qiymati nechta odam unga ergashayotganligi bilan emas, kimlar ergashayotganligi bilan belgilanadi. Masalan Gitler'de muhtaçken. Qonxo'r 20. asırdaki en köp qon tökülüşüge sebep bugün şu Gitler'de orkasından adamlar erçigen. Orkasından adam erçiseyle demek bu adam yakşı adam degenemez. Kimler erçiyekkeni yakaraşlık gerek. Adamlar da narkı kanak olup gitken bilmiyman futbolistler dikkat kuturuyorlar. Bitti falancı futbolisti deydi Facebook'u da 71 milyon da yaptı patpişçi gibi vardı yaptı. Nima degani bu? Men Mona Jivachkani yaxshi ko'raman desa 71 million ta odamga boradi, ulardan bittadan olib chaynaydi. U palonchi futbolist u deydi. Qanaqa ota u uyida? Qanaqa farzand u? Qanday do'st? Rozgo'ymi? Xulqi yo'q. Muhimi futbolda yaxshi o'ynaydi. Ukalar futbol o'ynash yaxshi, lekin fanat bo'lishlik ahmoqlik. Futbol o'ynash yaxshi, jismonan sog'lom bo'lasan, tellaysan va hokazo. Lekin fanatik bo'lib olib, o'sha televizorda 2 soatlab, 3 soatlab futbol ko'rishlik ahmoqlik bo'ladi. Yaxshilab bilib olinglar.
Odamlarda narqi shunaqa bir pasayib ketganmiki, o'sha bitta to'p darvozaga kirsa, qiyomatni qoyim bo'lganini ko'ravering. Ha, bax shunaqa baqiradi. Endi gol qo'yib olsa yana qiyomatni ko'ring. Sevimli klubi gol qo'yib yubordi. Ve ko'zingizni ochinglar, musulmon odam fanatik bo'lmaydi. Agar gol bo'lmay qolsa yana qiyomatni ko'ravering. To'g'rimi? Toppa to'g'ri. Odamlarda narqi pasayib ketyapti, ukalar, narqimiz pasayib ketyapti bizga. Bitta topni shu darvoza kirishiga ko'zimiz tur. 2 soat o'tiramiz. Aa, gol, gol. Yo bo'lmasa, aa, yutkizib qo'ydik. Ettasi kun chiqib olib, somovarda soatlar muhokama ketadi. To'g'rimi? Odamning qadri uni kimlar maqtayotganligi bilan o'lchanyapti. Odamning qadri unga kimlar ergashayotganligi bilan o'lchanyapti. Agar faqat odamlar erishayotganligi bilan uni qadrli desangiz, futbolist orqasida milliardlarga muxlislari bor. Ama biz kimden ibret alamız? Falan okuyum lahum yevmel kıyameti vazna. Allah Teala aytadı, kıyamet günü de biz ular üçün hiç kandayı kadir kıymet vermezmiz. Salim raziyallahu anhunu süt emişliği hakkıda. Udu'uhum li abaihim. Bahagen ballarilerde atalarını isimleri bilen, namları bilen çakırınlar degen ayet nazil bu geneden keyin. Abu Huzayfa'nın hatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuruna gelip, ya Resulullah, erim Abu Huzayfa beni asrandı oğlum Salim'den raşkıl yaptı dedi. Bana Salim raziyallahu anh'ını azat kılışıp Abu Huzayfa özüge oğul kıvagen. Şimdi Abu Huzayfa bir gün kirse ayalı Salim bile oturup da Salim balagat yetken. Bak halingen bala. Şuna kirip durup raşkı geldi. Cami-i Sahih'ten bu hadis. Şunda Resulullah ettiler, Salim neyi mızıp koy dediler. Ya Resulullah sakala çıkıyor atıp diyor dedi. Şunda Resulullah ettiler, onu emizgin mahram bolup kol geysen, erin hem raş kılma gey dediler. Şundan sonra Abu Huzayfa'nın çehresi yarıştı. Mana Sahih hadis, mazhab keremez, hadiste özü bizge kifaya kıladı diyekken ülkeler bosa, oylanı körüyler. Qani olamiz endi bundan xulosani. Hadisda o'zini ushlab keta olish kerak degan ukalar o'ylab ko'ringlar. Mana hadis turibdi 15 ga kirgan 16 ga kirgan balani emizib qo'ydiyapti. Emizib qo'ydi, shu bilan mahram bo'lib qoldi. Abu Husayfa nima bo'ldi? Yuzi yorishdi. Xo'sh. Yana aylanib kelib turib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarini siz bilan bizga sharhlab tushuntirib qanday tushunishlik kerak? Bu hadis qaysi hadisdan keyin aytilgan? Bu hadis qaysi oyatdan ol aytilgan? Mazhab kitoblarimizda ko'rsatib berib qo'yibdi ulamolar. Shu hadisni sharhini fiqh kitoblarimizdan, sharh kitoblarimizdan o'qimasdan turib xulosa olsak, unda nima bo'ladi? Bir fikrga, mulohazaga chaqiryapman. Sharh kerak ekanmi hadislar ukalar? Fiqh kitoblari kerak ekanmi? Mazhab kerak ekanmi? Abu Huzayfa'nın mavlası Salim'in hadisi deyiladi Cami-i Sahih'ten. Eğer adli kişiler bu hadisi şimdi okuturlar özüçesi ki hüküm çıkarış hareket kısa cüdeyem hatarlı iş boladı. Bilmeyen adam eşittir. Ha bol ararken dedim 15 kekirgen diye mi koysayam? Bak olsa bol ararken dedigen natoru şun çöp kaladı. Yani en kızı kışındaki anlaşıl siz okup düşünmeyken hadisini şarkılayırken başka hadisler var. Fıkıh kitablarda kayta kayta bunarsa şarkılayıp düşündürüp koyulunken bosayam ihtilaflı canı şovalı orası da. Ne mi olad? Bilesen mi? Ben emiz genekendim. Bol olarken de. Bu ama sen bakvalı 15 çekirgen. Emiz zıp koysun. Ay olayın. Ay. Kötü aramıysan bunu. Mazhab yereyken mükeller. Ha? 1200 yıldan beri torala mazhabda toru dıp kaptım ümmet. Benim ümmetim zalalat üstte cemlenmeydi degenler Resulullah. 1200 yıldan beri ümmet torala mazhabda toru de hak deyip ergeçip kere yaptı mı? Demek ittifakda durup da ümmet. Demek mazhab kereyemez diyeken adam özü hata aşkılıyken buladı. Endi halk qo'yilgan yo keyingi darsga qoldirib qo'yaymi? Bu voqea sut emizishlik muddati 2 yil degan oyat nozil bo'lishdan avval bo'lgan. 1. Ikkinchidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning aytgan bu so'zlari faqatgina Solimga xos bo'lgan. Undan keyin hech kim ishlatilmagan. Uchinchidan sahla
binti Suhayl ibn Amr, Abu Huzayfa'nın ayolu, soğu bergen sütunu deyiladi. Tushunarli bo'ldimi? Oyat nozil bo'lishidan emizishlik havlayni kamilayn 2 yil degan oyatdan avval bo'lgan. Solim roziyallohu anhu uchun xos bo'lgan va sahla sutini sog'ib bergan. Yopdik. Endi oyat nozil bo'lgandan keyin sut emizishlik muddatini to'liq qilaman deganlar uchun muddat 2 yil dedi. Endi bungacha bo'lgan narsalar ana shu oyatning hukmi bilan hukmi bekor bo'ladi. Buni misoli aroq haqida 3 oyat nozil bo'lganidek. Yas'alunaka anil xamr. Sizdan aroq haqida so'rashadi. Birinchi oyatda unda foyda ham bor, ziyon ham bor oyat. Yana bir muddat o'tgandan keyin ey iymon keltirganlar, vala taqrabus solat va antum sukara. Namozga mast holatda yaqinlashmanglar. 3-chi oyatda keyingi nozil bo'lgan oyatda mutlaq harom qildi. Mana ikkala oyat, oyat deb o'qilaveradi, lekin hukmi mansux bo'ldi. Mana oyatning hukmi ularni nasx qildi. Fiqh o'rgatadi shu ilmni bizga birodarlar. Agar oyatni hadisni shunday o'qib ketaveraman deydigan bo'lsangiz, 15 ga kirgan bolani emizishga to'g'ri kelib qoladi. Xulosa, 2 yoshgacha emsa enani, shu bola shu ayolga mahram bo'ladi, o'zini farzandi bo'lib qoladi. Undan keyin 2 yashardan keyingisi o'tmaydi. Endi sut emizuvchini sharti, sut emuvchini sharti, sutni o'zini sharti, bunga o'xshagan tafsilotlari bor, xolochilar kitoblarimizdan topib o'qisanglar bo'ladi. Sahoba ikromlar Alloh taolaning ularga roziligi bo'lsin, har bittasi qaysidir bir sohada peshqadam bo'lgan. Kimdir ilmda, kimdir jang maydonida, kimdir sahovatda, kimdir haqda shiddatli bo'lishlikda, kimdir halimlikda. Endi mana shu sifatlarning hammasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zida jamlaganlar. Jur'ati Solim roziyallohu anhu quldan chiqqan bo'lganiga qaramasdan haqni aytishlikda jur'atli edi. Biz endi kichkina odam bir chekada yuraveraylik, qo'ying, kattalar gapirsin. O'zimizga ishonchimiz yo'q ukalar. To'g'rimi? Xato qilib qo'yishdan qo'rqamiz. Sutda kuygan, qatiqda puyda uchar deganda, keyin qo'y xato ham qilmay jim bo'ray deb turib, bir chekada yuradigan bo'lib qolganmiz. Solim roziyallohu anhu kimni xatosini yuziga solgan bilasizlarmi? Xolid ibn Valid roziyallohu anhuni. Sayfullohni. Rasululloh Makkani fath qilganlaridan keyin Makkani atrofidagi mushrik qabilalarga da'vat sariyalarini payg'ambarimiz chiqarganlar, urushmas. Ana shu sariyalardan bittasini amiri Xolid ibn Valid bo'ladi. U qo'shinning orasida Solim roziyallohu anhu ham bo'ladi. Qon to'kishlik kerak emas edi, ammo Xolid ibn Valid roziyallohu anhu o'zini ijtihodi bilan qon to'kdi. Va mana shu qilayotgan ishini noto'g'ri ekanligini Solim roziyallohu anhu borib turib tikki yuziga aytgan edi. Bir necha marta qattiq shiddat bilan aytgan edi. Keyin Solim roziyallohu anhu ning gapi to'g'riligi ma'lum bo'ldi. Xolid ibn Valid uzr so'radi, lekin haqda Solim roziyallohu anhu sobit turdilar. Payg'ambarimiz keyinchalik Makkaga qo'shin qaytib kelganidan keyin Xolid ibn Validning qilgan ishini eshitib turib, Allohumma inni abro ilayka mimma sana Xolid. Parvardigor, Xolid qilgan ishdan men pokman deb Robbisiga uzr aytdi. Rasululloh qon to'kilmasligiga, tinchlikni yoyilishiga, odamlarning hayotini saqlashlikka harakat qildilar. Qon bilan da'vat qilishlik emas. Ana shu voqea bo'lib o'tganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar topib aytdilarki, Xolidni qilgan shu ishiga biron kishi bir e'tiroz bildirdimi? Biron odam qarshi bo'ldimi? Sahobalar ha, Solim qarshi bo'lib roziyallohu anhu uni bu ishdan qaytardi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xursand bo'ldilar. Nima uchun xursand bo'ldilar? Meni ummatim zalolatning ustida jamlanmaydi. Bitta odam bo'lsa ham qarshilik qilib aytibdimi? Demak, ummat hali tirik. Mahallada bitta zo'pudan gunoh ma'siyat qilayotgan bitta odam chiqib turib, noto'g'ri qilyapsan deyishga ham yaramasa, assalomu alaykum ummatga. Xolid bo'lsa ham roziyallohu anhu bu xatoni qilgan. Solim roziyallohu anhu nasihat qilib qaytardilar. Demak, Solim roziyallohu anhu ham sukut qilsa, demak ummat Xolidni qilgan ishiga rozi bo'ladi. Noto'g'ri ustida hammasi ittifoqqa kelgan bo'ladi. Demak, bu xato bo'lar edi. Alloh taolo yahudlarni yomonlab aytgan. Kanu la yatanahawna munkarin fa'alu. Ular bir-birlarini qilgan noloyiq ishlaridan qaytarmas edilar. Bu qilmishlari naqadar yomon ish. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilma. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم o'tgan darsimizda Abu Huzayfaning mavlosi Solim roziyallohu anhu haqida dars qilgan bo'ldik. Bu sahobani hayotini o'qib o'rgan ekanmiz, oladigan xulosamiz shuki, musulmonlar o'rtasida islom jamiyatida birinchi o'ringa qo'yiladigan o'lchov bu iymon, ilm, amal, taqvo. Mana shu narsa bilangina musulmon ikkinchi musulmondan afzal bo'lishi mumkin. Nasl-nasab, rang, millat, boylik, kuch-quvvat bu narsalar musulmonlarning o'rtasidagi o'lchov emas. O'lchovlar miqyoslar belgilashda musulmon odam uchun kitob va sunnat. Mana shu ikkita narsaga qaytishlik lozim bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytida majlisda o'tirarkan xalifa bir kishi xalifaga qarab turib aytdiki: "Ey Amirul Mu'minin, vallohi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyingi eng afzal inson sizsiz. Sizdan afzalrog'ini ko'rmaganmiz" dedi. Boshqa hech kim hech narsa demadi. Shunda xalifa majlisda o'tirganlarga g'azab bilan birma-bir tikilib chiqdi. Shunda majlisda o'tirganlardan biri aytdiki: "Yo'q, Allohga qasam, unday emas. Sizdan yaxshiroq bo'lgan odamni ko'rganmiz" dedi. Xalifa: "Kim u?" dedi. "Kim edi u?" Abu Bakr Siddiq deb javob berdi. Umar ibn Xattob: "Hammanglar yolg'on gapirdinglar" dedi. "Faqat mana bu kishi to'g'ri aytdi" dedi. Hech kim gapirgani yo'q, lekin indamay turgani mana shu gap kishini, mana shu aytgan gapi to'g'ri ekanligiga roziligi edi. Sukut ma'nosi rizomidi. Faqat mana bu odam to'g'ri gapirdi, hammalar noto'g'ri gapirdilar dedi. Ya'ni bu yerda turganlarni indamay turishligi shu so'zga rozi ekanligiga ta'vil qildi. So'ngra dedi: "Vallohi, men o'zimni ulovimdan ko'ra adashganroq edim. Abu Bakr Siddiq esa roziyallohu anhu mushkdan ko'ra xushbo'yroq edi" dedi. Yonimizda turgan kishilarni agar bir tarbiya qilsak yoki bir narsa o'rgatsak, jim turishga, nima desak ham xo'p deydigan qilib tarbiya qilsak, u ham bir tarbiya. Yoki noto'g'ri ishni ko'rganda, nohaq so'zni ko'rganda, eshitganda, "Yo'q, bu noto'g'ri" deb tarbiyalashlik. Bu ham bir tarbiyani uslubi. Tanqid qilish, o'zini fikrini bayon qilish, taklif kiritish, dalilsiz narsani qabul qilmaslikni o'rgatishimiz kerak. Bir-birimizni va farzandlarimizni. Immo bo'lmaydi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Immo nima desa, odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik ham qilib ketaveradigan odam. Odamlar yomonlik yursa, ko'pchilik nima desa, "Ammo nima der" deganda biz, ko'pchilik nima desa, biz ham o'shida deyaptimi, shu odam immo bo'ladi. Ko'pchilik aroq ichamiz desa, icharasanmi? Va ko'pchilik zino qilamiz desa, qilarasanmi? Musulmon odam immo bo'lmaydi. Har bitta narsaga xo'p deb itoat qilaveradigan odam emas, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innamat to'atu fi ma'ruf". Toat, bo'yinsunishlik faqatgina ma'ruf ishlardagina bo'ladi. Ma'ruf ish bo'lsa quloq solamiz, agar munkar bo'ladigan bo'lsa itoat qilmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari, birodarlar bir-birlariga nasihat qilishgan, bir-birlarining xatolarini tuzatishgan, bir-birlariga to'g'ri yo'lni ko'rsatishgan. Qoida: seni maqtaydigan kishi seni yuksaklikka boshlamaydi. Seni maqtagan kishi seni yuksalishga qarab boshlamaydi. Aksincha, tanqid qilgan, kamchiligingga ishora qilgan kishi seni yuksalishingga yordam beradi. Qo'y, yomon ko'rib qolmasin, indamay qolaman. "Ha, to'g'ri bo'ldi, yaxshi bo'ldi, juda ham yaxshi ish qildingiz." O'zi asli nima edi u? Xato edi. Maqtayaptimi? Bu odam sizni o'stirmaydi. Haqni haq deyish kerak, botilni botil deyish kerak. Chunki bizi qo'limizda birodarlar haqni botilni ajratib beradigan kitobi sunnat bor. Istaydi billa fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allohi va Rasul. Ey mu'minlar, agar bordi-yu biror bir narsa haqida talashib qolsangiz, u narsani Allohga va payg'ambariga qaytaring. Endi ikkinchi, oldingizda tanqid qiladigan odamni borligi
sizi boyligiz. Agar tanqid qiladigan odam bo'lsa, uni gapini olmasangiz, bu musibat endi. O'sha kuchli siyosatchilardan bittasi aytgan ekan g'arblik. Meni shu maqom, shu martabaga ko'tarilishimga raqiblarim sabab, raqiblarimdan minnatdorman. Kamchiligimni betimga aytib, tanqid qilib, meni shu bir muhokama qilavorgan, o'sha kamchiliklarni tuzatavorganman, mana shu martabaga yetdim deydi. Shuning uchun kelar, moti manaqa bo'lib qopti desa, o'zingchi demanglar. Tanqid qildimi? Shart himoya qalqonini olamiz, hujum nayzasini olamiz, shunday himoya qilib turib, parallel qilib turib atakaga o'tamiz. O'zingchi deysiz. Moishi manaqa o'zingchi shunchalik qila olasanmi? Yo'q, siz suzib foydangiz aytyapti shu, agar tushunsangiz. Solim roziyallohu anhuning shahid bo'lishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rohifiqul a'loga hijrat qildilar. Arablarning juda ko'plari dindan qayta murtad bo'lib ketishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasulullohning xalifasi bu murtadlarni dinga qaytarishligi uchun juda ko'p qo'shinlarni chiqardi. Ana shu chiqargan qo'shinlarni biri Xolid ibn Valid boshligida chiqqan qo'shin Yamoma kunida bo'lgan jang mana. Bu qo'shin Banu Hanifa urug'idan bo'lgan Musaylama Kazzob o'zini payg'ambarman deb chiqdi, shunga qarshi yuborildi. Yamoma kuni keldi. Bunday kunga musulmonlar hech guvoh bo'lishmagan edi. Banu Hanifaning qo'shini katta, jang qattiq bo'ldi. Jangdan avvalida musulmonlar tirqirab har tomonga qochib ketishdi. Musulmonlar mag'lub bo'lishi jangdan avvalida, tirqirabga, tartarafga. Lekin Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ularni qaytadan jamladi. Mohirona bir boshqaruv natijasida musulmonlarning safi yana bir bo'ldi. Ikki birodar, Abu Huzayfa roziyallohu anhu, Solim roziyallohu anhu. Ular mana Abu Huzayfa Solimni ozod qilib o'ziga o'g'il qilib olgan edi. Keyin Tabanning oyatlari tushgandan keyin o'g'il demadi, Abu Huzayfaning mavlosi dedi. Bu ikkala birodar bir-birini quchoqlab turishib, bir-biriga ahd berishdi. Qanday ahd edi? Ularga ikki dunyoni saodatini bergan mana shu haq islom dini yo'lida shahid bo'lishlikka bir-biriga ahd berishdi. Abu Huzayfa roziyallohu anhu Musaylamani qo'shiniga qarab yurar ekan qilishi bilan nido qildi. Ey Qur'on ahli, Qur'onni amallaringiz bilan ziynatlanglar. Ey ahli Qur'on, Qur'oninglarni amal bilan bezanglar dedi. Solim roziyallohu anhu ahli Qur'on edi. Uni nidosini eshitib aytdi, agar men tarafimdan musulmonlarga zarba berilib qoladigan bo'lsam, yomon homil Qur'on ekanman dedi. Solim roziyallohu anhuning qo'lida muhojirlarni bayrog'i turar edi. Bu bayroq avval Umar ibn Xattobning akasi Zayd ibn al-Xattob roziyallohu anhu qo'lida edi. U kishi shahid bo'lganidan keyin bayroqni Solim roziyallohu anhu olgan edi. O'ng qo'li bilan bayroqni ushlab, chap qo'li bilan jang qilardi. Murtadlardan birini qilichi o'ng qo'lini chop tashadi. Bayroq yerga yiqildi. Solim roziyallohu anhuni chap qo'li bilan oldi, baland ko'tardi. Boyagi murtadni yana bir qilichi tegdi, yerga yiqildi, shahid bo'ldi. Hali ruhi pokiza tanasini tark qilmagan edi. Musulmonlar bu kunda Musaylamani qatl qilishdi va g'olib bo'lishdi. Jang maydonida shahid bo'lib yotgan birodarlarini kuzatib chiqar ekan Solim roziyallohu anhuga ko'zlari tushdi. Oxirgi nafaslarini olib yotar edi. Solim roziyallohu anhuni oxiriga aytgan so'zlari. Xalifa Umar ibn Xattobga hanjar urilganida bomdod namoziga chiqqanda, mana darslarimiz bu Umar ibn Xattob haqida darslarda aytganmiz, ko'p qon yo'qotadida hushidan ketadi. Hushiga kelib turib birinchi aytgan gapi nima bo'lgan edi? Musulmonlar namoz o'qishdimi? Musulmonlar bomdodni o'qishdimi? G'amni qarang, o'ziga kelib birinchi so'rayotgan narsa namoz bo'lyapti. Bu sahoba nima dedi? Oxirgi lahzalarda turar ekan Abu Huzayfaga nima bo'ldi deb so'radi. Menga xabar beringlar. Sahobalar shahid bo'ldi deyishdi. Solim roziyallohu anhu meni uni oldiga yotqizinglar dedi. Sahobalar aytishdi, u seni yoningda yotibdi. Shu joyda shahid bo'ldi dedi. Ya'ni ikkala sahoba bir yerda shahid bo'ldi. Birga yashadi, birga iymonga keldi, birga Rasulullohning orqasida yurdi, bir kun bir joyda shahid bo'ldi. Solim roziyallohu anhu buni eshitib, tabassum qildi oxirgi marta, keyin gapirmadi. Qaytarib aytamiz. Abu Huzayfa ibn Utba roziyallohu anhu. Solim roziyallohu anhu birga yashadi. Birga iymonga keldi. Birga Rasulullohga ergashdi va bir kunda bir joyda shahid bo'lishdi.
Ömer ibn Hattob roziyallohu anhu ana shu shahid bo'lib vafot etishligidan buni aytgan edi. Endi bu Abu Bakr Siddiqdan keyin Ömer ibn Hattob xalifa bo'ldi. Solim roziyallohu anhu o'tib ketdi endi avval. Aytadiki, agar Solim tirik bo'lganida edi, o'zimdan keyin ishni unga topshirgan bo'lar edim dedi. Ya'ni Forsdan kelgan qul shunday bir maqom martabaga yetdiki, musulmonlar o'rtasida musulmonlarga xalifa bo'lishlikka loyiq edi deb kim aytayapti? Ömer ibn Hattob roziyallohu anhu aytayapti. İslam birodarlar mana shu qulni mana shunday martabaga ko'tardi. Bu albatta İslam'ın mo'jizasidan birodarlar. Birodarlar bizdan nima matlub hozirgi zamonda? Sahobalar bir-birini yaxshi ko'rgandaqa yaxshi ko'rishimiz kerak. Ular bir-biriga nasihat qilgandaqa nasihat qilishimiz kerak. Toki ularda orasida bor bo'lgan iymoniy muhit biz ham oramizda bo'lsin. Bu darslardan oladigan xulosamiz nima? O'qidik, o'rgandik, endi tatbiq qilaylik. Agarchi biz dars zo'r bo'ldi, kecha juda ham zo'r dars bo'ldi, maza qildik. Ha, qara, o'sha paytlarda shunday ishlar bo'lgan ekan debla qo'ysak, bu darslarda bizga foydasi tegmay qoladi. Bu darslardan oladigan xulosamiz shuki, bizni o'lchovimiz kitob va sunnat. G'arbi sharqdan kelayotgan tushunchalar, miqyoslarda o'zimizga andoza qila olmaylik. Chunki bu andozalar insonni faqat halokatga olib boradi. Ikki dunyoda. Dunyoda halokatga olib borishligini ko'rib turibsizlar g'arbni bo'layotganligidan. Biz musulmon jamoasi bo'lishini xohlaymiz. Sahobalarda ham bo'lishini xohlaymiz birodarlar. Oramizdagi o'lchovlar iymoni o'lchov bo'lsin. Bu jamoatda bir odam ikkinchi odamdan afzalligi nima bilan bo'ldi? Iymoni bilan, taqvosi bilan, ilmi bilan, amali bilan bo'ldi. Hammamiz Odam alayhissalomda bolasimiz. Qanaqa millat vakili bo'lmang, boy kambag'al bo'lmang, erkak ayol bo'lmang, Odam alayhissalomda bolasimiz hammamiz. Odam alayhissalom nimadan yaralgan? Tuproqdan. Mol-mulk, davlat, kuch-quvvat bularda qadri yo'q. Solim roziyallohu anhu o'z zamonasining eng quyi tabaqasining kishisi edi. Ammo birodarlar, islom u kishini mana shunday bir yuqori martabaga, manzilatga ko'tardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "Alhamdulillah allazi ja'ala fi ashabi mithlak." Alhamdulillah, meni ashoblarim ichida senga o'xshaganini bor qilgan Allohga. Rasululloh Solimni sahobalar orasida borligiga Alloh taologa hamd aytyapti. Alloh subhanahu va taolo bu sahobalarning hayotini o'qib o'rganib, ibrat xulosalarini hayotda tatbiq qilishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.